gemilerin aynısına gelseniz bile yurt dışı uçuşlar için ayrı bir güvenlik sistemi var burada. Güvenlikten geçtikten sonra şimdi terminalde ufak bir free shop bölgesinden geçip, tabii mutlaka size bir şeyler satmak zorundalar. Biniş kapılarının olduğu yöne doğru hareket ediyorum. Bizim yeni havaalanına, İstanbul'daki yeni havaalanına yürüyoruz, çok yürüyoruz diye şikayet edenler gelsinler Heathrow'daki yürümeyi görsünler bence. Terminal 3'te, daha önceden bulunduğum Terminal 1'de bayağı yürünüyor. British Airways tarafından kullanılan bir terminal. Londra'daki havaalanının sevmediğim bir özelliklerinden bir tanesi de böyle bir ortak bekleme alanının oluyor olması. Bu ortak bekleme alanının nasıl? Son dakikaya kadar bineceğiniz kapı belli olmuyor. Ondan sonra siz de sürekli olarak bu ortalıkta bekliyorsunuz. Şu ileride I harfiyle gözüken information kısmından kapınızın ilan edilmesini bekliyorsunuz. Sizi burada daha çok tutuyorlar. Çünkü kapılarda yeterince yer yok. Ayrıca da burada gördüğünüz gibi bir sürü mağazalar var. Bir sürü mağazalardan da para harcamanızı sağlamaya çalışıyorlar tabii ki. Ben şimdi kendi kapıma doğru hareket edeceğim. Heathrow'un bayağı bir karışık bir yapısı var. Dolayısıyla bu karışık yapıdan ötürü kaybolmanız mümkün. Galiba benim kapım burası. Sıra da var bayağı bir. Burası oldukça basık bir yer. Havasız. Bir uçuşla diğer uçuş arasında hiç boşluğum olmadı. Bir uçuştan çıktım, güvenlikten geçtim. Şimdi bu uçuşun güvenliğine girdim ve bunun sayesinde şimdi tekrar uçağa doğru ilerliyorum. 26H koltuğuna sahibim şeyde uçakta. Bayağı uzun bir işlem sürdü. 187-9 uçağının içi. Koltuk 13, benim koltuğum 26. Biraz zaman alacak. İnsanlar birazcık da ağırlaşıyorlar. Ağırdan davranıyorlar şey için, binmek için. Yeni bir uçak. DH9'lar uzun zamandır, yaklaşık bir senedir veya bir buçuk senedir sadece havayolu hizmetlerine girdiği için bayağı yeni uçaklar. Tekrar bir görüntü vereyim size. 787-9. Güzel gözüküyor. 9 saat bu uçakta olacağım. Hey hey! Yeni uçak olduğu için yeni istek koltuklar söz konusu. Hala biraz darlar. Bayağı böyle bir dik durmanız gerekiyor ama yeni koltuklar olduğu için en azından koltukların arkasında hem kumanda var, hem şarj için USB port var, hem aynı zamanda burada bir kulaklık çıkışı var. Bir de değişik bir şey yapmışlar bu koltuklarda. Hemen şurada görmüş olduğunuz kriz var. Bu kriz neden önemli? Eğer yol boyunca bilgisayarla vesaire çalışacaksanız USB porttan bilgisayarınıza, laptopunuza güç sağlamanız mümkün değil. Dolayısıyla bu krizin burada olması, ki genellikle bunlar iki koltuk arasında tam şurada yerde oluyorlar, çok da kötü bir yerde oluyorlar. O bakımdan bu prizin buraya konmuş olması bence güzel bir değişiklik olmuş. Koltukların arkasında benim kulaklığımı koyduğum bir cep var. Cep bayağı geniş ama koltuk aralıkları yine de çok güzel değil. Aynı zamanda koltuk kolunu indirdiğim zaman gördüğünüz gibi bacağıma bayağı sığmıyor, dar geliyor şey. Koltuğun kendisi. Airbus'lara göre Boeing'lerdeki koltuklar birazcık daha dar. Ama onun dışında kabin kören, gördüğünüz gibi kapaklar Boeing'in tasarlamış olduğu 777'den sonra tasarlamış olduğu kapaklarla süslenmiş, benzeri kapaklarla. Ve benim en çok sevdiğim şey hava alıklarının, gasket fenlerinin, alıkları değil, verikleri mi diyelim, havaların olması. Çünkü burada havayı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Modern uçaklarda bu opsiyon olarak sunuluyor. En azından Amerikan Hava Yolları bu seçeneği kendilerine aldığı için minnettarım. Çünkü havanın kendi kabinin içerisindeki sıcaklığını ayarlamanın ötesinde başka hiçbir şansınız olmuyor. Ama bu şekilde en azından kendinize gelmiş olan havayı ayarlamış oluyorsunuz.
kötü arkadaşlar. Yaklaşık 5,5 saat oldu Londra'dan kalkalı ve 2 saat 50 dakika kadar bir yolum kaldı Chicago'ya. O zaman zarfında ilk verilen yemeği yedim. Olmadı. İkinci filme başladığımda da yemekten sonra yaklaşık 1 saat kadar film boyunca uyuyakalmışım. Filmin sonunu hatırlamıyorum. Şimdi dediğim gibi 2 saat 50 dakika var. Kanada sınırına geldik. Hatta Kanada üzerindeyiz. Quebec'in kuzeylerinde bir yerdeyiz. Ben de size bu videoyu tuvaletten çekiyorum çünkü herkes hala içeride uyuyor. 187'lerde biliyorsunuz şey yok, perde yok uçaklarda, camlarında. Elektronik olarak kusallanıyor ve kabinde bu şekilde karartılıyor. Aynı zamanda Boeing'in bu lighting dediği ışıkları ayarlama sayesinde sanki gece yolculuğu yapıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz kendinize. Şu an Prag saatiyle yaklaşık 15.30 hatta 16'ya geliyor civarında. Sabah 4'te kalkmıştım hatırlarsınız. 2,5 saat daha Chicago'ya yolculuğum var. Ondan sonra ineceğiz. Gümrükten geçeceğiz. Valizimi alacağım. Benim otele gitmem bir 2 saati daha bulur herhalde. Ondan sonra da tumba yatak. Şimdilik bu kadar gelişmeler. Sanırım inmeden önce bir ufak bir yemek servisi daha olacak. Onu da çekmeye çalışacağım sizler için. Saat 12.45, Prag'daki saatiyle 19.45, 15 saat 40 dakikadır, 45 dakikadır yollardayım. 15 saatin sonunda otel odama geliyorum. İşte burada özgürlük. Evet, 15 saatin sonunda odamdayım artık. Artık uçuşa hazır mıyım? Değilim. İyi bir uyku çekmem lazım. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Bu pilot yatar. Hoşça kalın.